Başka bir sual. Evet. Kanunname-i Ali Osman da Fatih Sultan Mehmet Han'ın bunu 30 şehir İslam'dan zorla onay alarak yürürlüğe koyduğunu iddia ediyorlar. Bunu kim iddia ediyor bilmiyorum. Hayatımda ilk defa karşılaştım. Evet. Kanunname-i Ali Osman'ın nasıl yapıldığı ve yapıldığı zamandaki metin elde yoktur. Muahhar iki nüshası vardır. Çok sonradan yazılmış. Bundan dolayı Ali Himmet belki Fatih hakkındaki kitabında iddia ediyor ki bu uydurmadır. Bu uydurmadır. Sonradan biri bunu uydurdu. Fatih'e nispet etti. Hiçbir kitapta bugüne kadar ömrüm bu işte geçti. bu kanunnamenin tanzim şekline dair bir tafsilata rastlamadım. Türkiye kütüphanelerinde de yoktur. Bulunan nüshalarda Viyana'da vesairedir. Basılmıştır. Latinizesi de vardır. Fatih ben bunu fetva ile yaptım demiyor zaten. Fetva ile yaptım demiyor. Fatih fiilen mevcut olan bir hususu kanunlaştırıyor. Evlat ve kardeş katli öteden beri mevcut olan bir şeydi. Bir defa isyan edenin isyan edenin katli her zaman caiz. Kanunnamede itiraz edilen şey evlat ve kardeş katlidir. Başka meseleler kimseye alakadar etmiyor. Fatih diyor ki ekseri ulema bunu tecviz etmiştir diyor. Kanunamede böyle bir şey var. Kime ki saltanat müyesser ola nizam alem için karın daşın öldürebilir. Bak öldürsün demiyor. Öldürebilir diyor. Bunun manası şudur. Sonradan bu değiştirmiştir. Ekberiyet esası kabul edilmiş. En yaşlı hanedan azası. Sultan Reşat gibi 60 yaşında tahta gelirsin. İhtiyar adam hamlesiz olur. Fatih bütün evlatları eşit hak sahibi kabul ediyor. Bunlar mücadele etsinler. Dirayetini ispat eden başa geçsin. Ümmetin menfaati için evlatları arasındaki bir mücadeleyi tecviz ediyor. Ben size evlat ve kardeş katli hikayesini anlattığım zaman ki bunu müstakil anlatmam lazım. Cevizoğlu'nun programında bile anlatamadım. Herif saydı gitti orada bir kitaptan bir sürü iftira. Her birinin tarihi ve kayı olarak ayrı ayrı esbabı var. Bir defa fiilen ispat edenlerde hiç tereddüt yoktur. Hiç. Sen onu öldürme. Sen onu sen öldürecek. Kim öldürmemeye razı olur kendi ölüp de. Ben öleyim de karşımdaki ölmesin. Bunu kimsenin isteme hakkımız yoktur. İsyan ihtimali olan, olduğundan dolayı öldürülmeye itiraz vardır. Bunların hepsinin cevabı vardır. Söylenildiği gibi Fatih zorla ulemadan fetva almış değildir. Fatih bunun için fetva alıp almadığı da tarihi kayıtlarda yoktur. Birisi uydurmuş. Başka bir sual sor.